Öncelikle CSS ile şablon tasarımı konusuna geçmiştik. Bu konuyla ilgili ben size burada örnekler yaptık. Ama 3 tane de örnek ödev gönderdim. Bu tasarımları internetten aldım. Nasıl çaldığımı söyleyeyim hemen. Çalma değil de şöyle CSS layout diye arayınca çok güzel tasarımlar çıkıyor. Hazır bir ton tasarım var. Pozisyonlarla ilgili anlatımların olduğu siteye giriyorum. İşte ilk siteye gireyim, hiç uğraşmayayım aslında. Birçok anlatım var. Tabii ben İngilizce arıyorum. CSS mizampaj diye aradım. Biz divleri mizampajdan ekliyorduk hatırlarsanız. CSS mizampaja bakınca zaten onunla ilgili birçok örnek göreceksiniz. İşte yok yazı fontlarıdır. Yok işte yazının rengidir. Bir ton anlatım var. CSS ile ilgili çok güzel anlatımlar. İşte kutu modeli. Kutu modelinde işte pozisyonlamalar. Çok güzel bir anlatım bakın. Mizampajla ilgili her şeyi anlatıyor size. Ve tabii biraz İngilizce ama anlatımlarda zaten kodlara bakacaksınız. Bunu da şöyle birkaç tasarımı göstereceğim. Şimdi bakın adam hazır bir tasarım yapmış. Altında örnekler var. CSS'in nasıl yaptığına dair. Şurası site işte. Şu gördüğünüz bölge. Site name header bölümü, menü bölümü, içerik bölümü, bir de footer bölümü. Basit bir site şablonu mesela. Böyle internet sitelerinden araştırdım falan. Sonra karşıma işte buna benzer bir site çıktı. Pardon. Bir çocuğun sitesinde vardı gri tasarımlar. Şöyle bakayım kabaca. Sonra daha sonra şey yapayım. Adres olarak direkt göndereyim size. Çünkü baya baya bir tasarım var. Kendi eliyle tasarlamış. Özellikle %100 tasarım üzerine çok örnek var. Yani internette CSS layout deyince 1 milyon tasarım çıkıyor karşınıza. Bakın şu bir tasarım mesela. Eskitilmiş kağıt şeklinde yapmış. Çok da hoş görünüyor. Basit bir tasarım aslında ama görselliği var. Şu da renk uyumları olan, yine basit bir tasarım ama görselliği olan bir tasarım. Aynı şekilde burada grafikler biraz para ediyor arkadaşlar. Yani tasarımı güzelleştiriyor. Onun dışında renk uyumları hoş. Bu biraz eski bir tasarım, blok sistemine dönük. Bunlar tabi birisi işte şarap tasarımı mesela şarap üreticisinin tasarımı işte böyle el yazıları falan olur, desenler olur. İşte modern ya da minimalist tasarımlar. Özellikle mesela şurada gördüğünüz kutu tasarımları görmelisin.com Okan Bölge'nin çalışmasında da var. Basit bir çalışma bakın. Bir yer sofa bu kadar. Şu gördüğünüz ribbon deniliyor ve şeyde internette Photoshop'ta yapılmış bir ton ribbon var. Bunları alıp menü yapabiliyorsunuz. Yine eskitilmiş kağıt koyulmuş. Desen üzerine bir ev içindeki yapı. Bu da çok kullanılan bir düzen. Çok kötü bir şey olmuş. Çok sarı. Genelde gri tonları dikkat ederseniz çok kullanılıyor. Şimdi biz de geliyoruz şu örneğe. Benzerini yapacağız adamların yaptığı gibi. Başlıyorum. Önce arkadaşlar reset dosyamı sayfama ekledim. Bunun için CSS klasörümde Eric Mayer'in sitesinden reset dosyasını aldım. Geldim Dreamweaver'a. Kaç tane divim var? Önce bunları bir sayıyorum. En dışta kapsayıcım olacak. Ondan sonra header. Onun altında sol beni ve main bölümünü kapsayan içerik kapsayıcım olacak. İçine sol beni ve main'i koyacağım. Ne etti? 4 tane yaptı. 4, 2, 3, 4, 5 tane pardon kapsayıcı da dahil. Onlar bittikten sonra içerik kapsayıcısı bittikten sonra footer yapacağım. Ondan sonra zaten başka bir şey yok. Başlıyorum o zaman. Önce layout yani mizampaja geldim. Insert div tag yani bölüm etiketi ekle deyip kimlik ekleyeceğim habire.
Önce her şeyi kapsayan bir kapsayıcı olacak. Kapsayıcı yazdım kimlik bölümüne. Okey diyorum. Kapsayıcının içine şimdi sırasıyla header, içerik kapsayıcı ve footer ekleyeceğim. Yine kimlik ekliyorum. Header. Nereye ekleyeceğim? Before end of tag. Kapsayıcı bitmeden önce bunu ekle. Okey. Header'e ekledi. Bölüm etiketi ekle. Kimlik. İçerik. Kapsayıcı. Bunu nereye ekleyecek? Etiket bitmeden önce. Yine kapsayıcı bitmeden önce eklediğinde header'dan hemen sonra içerik kapsayıcısı eklenecek. Okey diyorum. Bir tane daha ekliyorum. Bunun adı da footer. Bu nereye eklenecek? Bu da before end of the tag. Yani etiket kapanmadan önce kapsayıcım kapanmadan önce. Dedim. Ana divlerim bunlar. Şimdi ben içerik kapsayıcısının içine girip bunun içine iki div daha yaratacağım. Sol menü ve main diye. Geldim. Yine bölüm etiketi ekle dedim. Önce sol menüyü yaratayım. Nereye ekleyeceğim? Before end of tag. İçerik kapsayıcısı kapanmadan önce sol menüyü koy. Yani etiketinden önce, etiketin kapanmadan önce, içerik kapsayıcısı etiketi kapanmadan önce sol menüyü koy. Koydum. Nereye geldi bakın sol menü? İçerik kapsayıcısının içine geldi. Devam ediyorum. Son olarak main yani ana kısmı ekleyeceğim. Bu da etiket kapanmadan önce, içerik kapsayıcısı kapanmadan önce. Dediğimde hemen sol menüden sonra main'i de ekledi bakın. Bu sayede içerik kapsayıcısının içinde sol menü ve main bölgeleri de eklenmiş oldu. Yani header, sol menü, main ve footer bölgeleri görünüyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey içerik kapsayıcısı diye bir şey var. Yani iki tane kutu yan yana geliyorsa bunları kapsayan bir kutu oluyor genelde. Yan yana gelen kutuları kapsayan bir kutu oluyor. O da şu. Onun dışındakiler normal yukarıdan aşağı doğru bir akış izledi. Şimdi gelip başlıyorum. Kapsayıcıya tıkladım. Adam bana diyor ki %100 bir tasarım olacak bu. Dikkat ederseniz ekrana. Bu şablon ekranı tam olarak kaplayacak. Kapsayıcı boyutu %100 olacak ve ona göre diğer div kutular için CSS yazılacak. Şimdi %100 bu olursa şuraya %15, şuraya da %85 gibi bir şey vermem gerekiyor. Yani sol menüye %15, main bölümüne %85 gibi bir şey. Çünkü ekran görüntüsüne bakıyorum hemen hemen öyle. %10 gibi değil de %15 falan gibi duruyor. Geliyorum. Ya tam değeri vermediği için ben böyle yapacağım. Kapsayıcıya tıkladım. Şimdi kapsayıcıyı tasarlamaya çalışıyorum. CSS bölümüne gelip artıya basıyorum. ID kapsayıcı reset CSS'in içine değil de yeni bir stil dosyasına atsın. Reset ayrı, bu ayrı diyorum. OK'ye basıyorum. Hemen soruyor. Önce sen onu tanımlayacaksın ama önce bir kaydet diyor. Style ismiyle dosyamı önce kaydediyorum. Kaydeder etmez şimdi diyor kapsayıcı için CSS kuralı tanımlayabilirsin. Kapsayıcı kutusunun genişliği %100 olsun. Yüksekliği bu da %100 olsun. Şimdi bakalım içine %100 yazmayla genişliyor muymuş ya da yüksekliği artıyor muymuş. Margin padding'i 0 yapmam gerekiyor ki sağ sola olan mesafesi olmasın. Background'una da bir renk vereyim. Görülsün ekranda kapsayıcımın. Şöyle yeşilimsi bir renk vereceğim. Ekranda görebilmeniz için. Kapsayıcı bütün kutuları kapsıyor. Yükseklik biraz sorun oluyor aslında.
Box'ı %100 demeyle ekranı kaplamıyor. Genelde buna auto deniliyor. Çünkü içine bir şeyler girildikçe uzasın. Ben buraya belli bir değer vereceğim şimdi. Çünkü diğer kutuları da ona göre tasarlayacağım. Mesela diyelim ki bunun boyutu 700 olsun. Yüzde değil ama 700 piksel. Diğerlerini buna göre böleceğim. 100 hidra, 100 footer'a ya da işte 50 footer'a aradaki bölgeye 450 ya da 550 de aradaki içerik kapsayısına vereceğim. Bu ekranı görebilmeniz için, tasarımı görebilmeniz için yaptığım bir şey. %100'e 700 piksel. Okey diyorum. Kapsayıcıyı tasarladıktan sonra header bölümüne geliyorum. Artıya basıyorum. Kapsayıcının içindeki header style.css içine kutu boyutu nasıl olmalı header bölümüne bakıyorum. İşte bu yüksekliği 100 piksel, genişliği %100. O zaman geliyorum, aynı söylediğim ifadeyi burada belirtiyorum. Yüksekliği 100 piksel, genişliği %100. Bir de tabii margin padding ayarları sıfırlayıp arka plana da işte o koyu gri bir şey vermiş. Hadi ben de öyle bir şey vereyim. Header ortaya çıktı bakın. Devam ediyorum. İçerik kapsayıcısına tıkladım. Şimdi header'ın boyutu 100. Toplam boyut 700. 100 çıktı, 600 kaldı. 500 ortaya versek ya da 550, alta da 50 versek. O zaman içerik kapsayıcısının boyutu 550 olsun. Yani içerik geniş bir alanda görülsün. İçerik kapsayıcısına tıkladım. Artıya bastım. Bakın tanımlar geliyor. Siz bir şey yapmanıza gerek yok sizin. Sadece içine tıklayıp yeni CSS kuralı butonuna tıkladığınızda o kutunun CSS'i için isim yazılıyor. Hangi dosyaya kaydedileceği seçiliyor. Bu pratik bir yöntem. CSS bölümüne geleceğim. Bunda da mantık ne olacak? Yine %100 kapsayıcının içinde yer kaplayacak. Yüksekliği 550 mi dedik? 550 piksel olacak. Margini, paddingi 0 olacak. Background'ı bunu açık bir gri yapayım. Bakın burada hemen belirginleşti. İçeriğin içine sol menü kutusunu koyacağım. Burada dikkat etmeniz gereken sol ve sağ yan yana, ya daha doğrusu sol menü ve main bölümü yan yana gelmiş. Bunların yan yana gelmesi için float left özelliği vermem gerekiyordu hatırlarsanız. Ben de geliyorum, sol menüye tıklıyorum. Artıya bastım, okey dedim. Önce kutunun içerik kapsayıcısı içinde kaplayacağı alan ne kadar? Dedim ki ya %15 buna vereyim. %85 de diğerine vereyim. Genişlik %15. Yükseklik 550 miydi? Margin padding'i 0 vereyim. Arka plan rengini de işte biraz farklı olması için yine koyu bir renk yapmıştı. Biraz farklı bir ton yapacağım. Sol menü eğer beğenmezsem daha sonra gelip baksın. %20 yapacağım, atıyorum boyutunu. 20'ye 80. Keyfime kalmış. Hadi 20'ye 80 yapalım. Okey dedim. İyi de bitti mi? Bir sonraki bir alta kaydı. Ne yapmayı unuttum? Sol menü kutusunun float'ını left olarak ayarlarsam ancak sola kayar o kutu. Yani sol menüyü çift tıklayıp açıyorum. Box'ın kaydırma özelliği sol. Bu sayede kutu sola kayacak. Ondan sonraki kutular da sola kayacak. Main kutusuna tıklıyorum. Bakın hemen yanına kaydı. Main kutusuna zaten %80 alan kaldı. Dolayısıyla artıya bastığımda main kutusu ile ilgili kuralı yazarken diyeceğim ki 80 yüzde. Yükseklik yine 550. Margin padding 0. İsterseniz buna da float left diyebilirsiniz. Demeseniz de bu yine burada yer alır. Ama bir şey unuttum tabii. Bu özellikler verildikten sonra bir de arka plan rengi veriyorum ki biraz daha görülsün. Hadi buna da beyaz bir renk vereyim. İçeriye gireceğim bölge. En son div id footer'a geldim. Footer'a tıkladım. Yeni CSS scroll'u zaten buraya 50 piksellik bir şey kaldı. Ekranı tamamen kaplayacak.